Hocam başlayalım. Dersi bir daha yürü. Hocalarım, hadis dersiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis, hocam söz, fiil, takdir itibariyle Allah Resulüne nispet edilen şeyler demek. Peki bunlar nedir hocam? Bakın, burada hocam söz dedi, fiil dedi, takdir dedi. Hocam söz, yani hadis bir çeşittir. Ya kavli hadistir, ya fiili hadistir, ya da takriri hadistir arkadaşlar. Kavli hadis nedir? Peygamber Efendimizin bir sözüdür arkadaşlar. Yani örnek verecek olursak, Peygamber Efendimizin şunu demesi, ameller niyetlere göredir. Hadisi bir kavli hadistir. Veya Peygamber Efendimizin bizi aldatan bizden değildir. Sözü kavli hadistir. Kavl söz demek arkadaşlar. Yani söz ile olması gerekiyor ki kavl olsun. Eğer söz derse kavli hadis olur. Peki fiili hadis nedir arkadaşlar? Arkadaşlar fiil eylemdir değil mi? Davranıştır değil mi? Peygamber Efendimizin yaptığı bir davranış, bir eylem fiili hadis olur arkadaşlar. Örnek verecek olursak Peygamber Efendimiz sağ elle yemek yerdi. Bu arkadaşlar ister bir bardağı kaldırmak olsun, ister bir işte çalışmak olsun fark etmez. Peygamber Efendimizin yaptığı her eylem, her fiil, her davranış fiile girer arkadaşlar. Fiile hadise girer. Bu da Peygamber Efendimizin fiillerini nakleden hadislere fiili diyoruz. Bir de takriri hadis var arkadaşlar. Peygamber Efendimizin huzurunda yapılmış bir şeye itiraz etmemesidir, onaylamasıdır. Yani bunun örneğini de şöyle verebiliriz. Peygamber Efendimiz bir gün Mescid-i Nebevi'ye geliyor arkadaşlar. Orada yaşları 4 ile 8 arası olan 3 çocuk. 3 çocuk arkadaşlar orada oyun oynuyor. Efendimiz orada camide ses çıkarmadan namaza duruyor. Namaza bakıyor. Dolayısıyla bu ne anlama geldi? Onayladı. Çocukların oyunu onayladı. Hani oyun oynayabilirler mescitte. Hocam ses alamayan arkadaşlar sol alt köşede yer alan sese katıl seçeneğini aktif etmelidir. Diyelim bazı arkadaşlara ses gitmiyoruz. Ya da hocam diğer bir örneği takdiri hadisin temiz su bulamayan sahabiler temiz abdesti almaya başlayınca Hazreti Peygamber bunu görüyor ve ses çıkarmıyor. Bu da onayladığı anlamına geliyor. Yani Peygamber Efendimizin susarak icazet verdiği anlamına geliyor. Peygamber Efendimizin sözü ise kavli hadisi. Efendimizin yaptığı bir eylemse, bir davranış ise iyili hadisi. Efendimizin huzurunda yapılmış bir şey ise ve itiraz etmemişse Efendimiz bu da takriridir. Yani onayladı, kabul etti anlamına gelir. Bir de arkadaşlar kavram olarak şunları da bilelim. Rivayetül hadis, dirayetül hadis. Rivayetül hadis, Hazreti Peygamber'in hadislerini toplayan, nakleden ilimdir arkadaşlar. Rivayetül hadis. Yani arkadaşlar eğer Hazreti Peygamber'in sözü, fiili, takriri sonraki nesillere aktarılıyorsa buna rivayetül hadis diyoruz. Aktarmaya rivayet denilir, aktarılan habere mervi denilir, aktaran kişiye ise ravi denilir. Bunlar da alt kavramları. Dirayetül hadis ise hadisin senedini incelemek, metnini incelemek anlamına gelir arkadaşlar. Dirayetül hadis. Yani amaç ne? Hadisin sahih olup olmadığını öğrenmek. Dirayetül hadisin eş anlamlısı hadis usulüdür. Hatta bunun diğer adı mana ile rivayet olarak da ifade edilir. Dirayetül hadis. Şimdi hadis ilminin diğer isimlerine geldiğimizde hocam hadis ilminin diğer isimleri bakın. 6 tane ilmül hadis. Ulumul hadis, ilmül asar, ulumul ahbar, ilmül rivaye, usulü rivaye şeklinde 6 tane isim var hocam. Şöyle şiir şeklinde ezberleyebilirsiniz. İlmül hadis, ulumul hadis, ilmül asar, ulumul ahbar, ilmül rivaye, usulü rivaye şeklinde kodlayabilirsiniz.
Bunlar bazen denemelerde, soru bankalarında geliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi geldik önemli bir konuya. Buradan soru gelme ihtimali var. Peygamber Efendimizin görevleri. Efendimizin birinci görev arkadaşlar nedir? Tebliğdir değil mi? Tebliğ kelime olarak ulaştırmak anlamına gelir. Bildirmek anlamına gelir arkadaşlar. Yani iletmek anlamına gelir. Tanımı şudur arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in Allah'tan aldığı vahyi ne bir eksiklik ne de bir fazlalık olmaksızın insanlara iletmesi, bildirmesi, ulaştırmasıdır. Bakın ne bir eksiklik ne de bir fazlalık olmadan Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırması tebliğdir arkadaşlar. Mesela örnek verecek olursak Bakara 43. ayette diyor ki namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. Arkadaşlar bu ayette 3 tane hüküm var değil mi? Eğer Peygamber Efendimiz bu 3 hükmü eksikli bir şekilde, fazlalıklı bir şekilde bize ulaştırırsa bu tebliğ olur. Ancak haşa ve haşa Peygamber Efendimiz bu 3 hükümden birini söylemezse, örnek diyelim namazı dosdoğru kılın, rükû edenlerle birlikte rükû edin. Aradaki o zekat verin ayetini, kelimesini, cümlesini eğer bize aktarmazsa Peygamber Efendimiz görevini yapmamış olur, haşa. Değil mi? Üçünü eksiksiz bir şekilde bize aktardığı için, fazlalıksız bir şekilde bize aynen söylediği için tebliğ oldu. Buna tebliğ diyoruz. Peki tebliğ nedir? Tebliğ arkadaşlar kelimenin kökünden çıkarabiliriz. Bakın beyan etmek, tebliğ beyan etmek, açıklamak manasına gelir. Hazreti Peygamber arkadaşlar Bakara suresinin 43. ayetini hani dedik ya namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin şeklinde hani namazı dosdoğru kılın derken tamam çok güzel. İyi de ben mesela namazı nasıl kılacağım bilmiyorum ki. Peygamber Efendimiz eğer bu durumu bana açıklarsa bu ne olur? Tebliğ olur. Efendimiz durumu açıklayacak diyecek ki ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Bakın ne yaptı arkadaşlar Efendimiz? Beyan etti. Açıkladı durumu. Buna tebyin diyor. Peki teşri nedir hocalarım? Teşri hüküm koymaktır. Yani Hazreti Peygamber'in şeriat belirlemesidir. Yani hüküm koymasıdır, kanun koyması anlamına gelir. Teşri yine kelimenin kökünden çıkarabilirsiniz. Şeriat, şeriat, hüküm anlamına gelir. Örnek verecek olursak arkadaşlar hani dedik ya Hazreti Peygamber'in namazı kılın ayetini bize bildirmesi tebliğ. Hazreti Peygamber'in namazı nasıl kılınacağını açıklaması tebliğ. Açıklamak tebliğ. Peki ben namazı ne zaman kılacağım? Bir vakti var mıdır bunun? Kur'an'da geçmiyor ama Efendimiz diyecek ki namazı şu vakitlerde kılın. 5 vakit namazın vaktini tayini Efendimiz yapıyor. Sünnetle sabittir. Dolayısıyla ne yaptı Efendimiz? Hüküm koydu değil mi? Hüküm koyması da arkadaşlar teşriidir. Ya da şöyle bir örnek de verebiliriz. Hani Kur'an-ı Kerim'de yasaklı olan bazı şeyler var. İşte kan haram, domuz eti haram, leş haram. Ondan sonra Allah'tan başkası adına kesilen haramdır değil mi? Peki Hazreti Peygamber ehli merkeplerin etinin yasaklaması yani eşeklerin etinin haram kılınmasını ne yapıyor? Hüküm olarak koyuyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Eşek etinin haram olduğu ile ilgili bir ayet yok. Efendimiz dedi ki ehli merkeplerin eti haram dedi. Ne oldu? Peygamber Efendimiz hüküm koydu. Buna teşri diyoruz arkadaşlar. Şeriat koymak, hüküm koymak, kanun koymak. Teşri. Tebşir ise arkadaşlar tebşir müjdelemektir. Büşra'dan hatırlayın. Büşra anlamı, ismin anlamı müjdedir arkadaşlar. Büşra, tebşir. Tebşir ise müjdelemektir. Daha çok cennet ile yapılır bu. Cennet müjdelenir. Yani tanım olarak da ilahi emirlere uyanları iyi bir sonucun beklediğini haber vermek. Müjdelemektir arkadaşlar. Mesela ayet-i kerimede diyor ki erkek olsun kadın olsun inanıp da iyi amel işleyenler cennete girer. Arkadaşlar bu bir tebşirdir. Müjdedir arkadaşlar. Efendimizin bunu insanlara söylemesi bir müjdedir, tebşir. Tebşirin zıttı ise tenzirdir, uyarmak. Yani inzardır arkadaşlar. İlahi emirlere uymayanları
kötü bir sonucun beklediğini haber verip uyarmak. Buna da tenzir diyoruz. Ayet-i kerimede mesela diyor ki, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Tahrim suresi. Burada Efendimiz nezirdir. Yani nezirdir, uyarıcıdır kendisi. Bu kavrama ise tenzir diyoruz, uyarmak. Cehennem de yapılır genelde. Tefsir ise cennetle yapılır. Temsil ise arkadaşlar örnek olmaktır. Misal olmaktır. Peygamber Efendimiz, hani Efendimiz'e soruyorlar, Hazreti Ayşe soruyorlar. Ey Ayşe, Efendimiz'in ahlakı nasıl idi? Hazreti Ayşe diyor ki, o yürüyen bir Kur'an idi. Onun ahlakı Kur'an idi şeklinde sözü var değil mi? İşte bu da Peygamber Efendimiz'in örnek olması, yani temsil olması, temsil görevini ifade eder. Tefsir ise arkadaşlar kötülüklerden arındırmak anlamına gelir. Yani kötü huylardan arınmak, şirk, küfür, günah gibi kötülüklerden eğer arındırıyorsa Efendimiz buna da tezkiye diyoruz. Bir de hocam Peygamber Efendimiz'in anlatan diğer ilim dalları var. Bakın Megazi Peygamber Efendimiz'in savaşlarını konu edinen eserler. Diğer Peygamber Efendimiz'in tüm hayatını anlatan eserlerdir. Şemail, Peygamber Efendimiz'in fiziki ve ahlaki özelliklerini anlatan eserlerdir. Hilye ise bilhassa Hazreti Peygamber'in fiziki özelliklerini anlatan eserlerdir. Arkadaşlar, şemailler hilyelerden daha kapsamlıdır, daha kapsamlı eserlerdir. Bununla bakın, bunlarda da fiziki var ama şemaillerde hem fiziki hem de ahlaki özellikler var. Hilyeler daha çok günümüzde hüsnühatla yazılmış levhalar için kullanılan terim olarak da ifade edilir. Hilyeler. Bir de delail var. Delail de Hazreti Peygamber'in mucizelerini konu edinir. Bakın, mucizelerini konu ediniyorsa delail. Hilye diyorsa, fiziki diyorsa hilye. Fiziki ve ahlaki derse şemail. Efendimizin tüm hayatını derse siyer. Savaşlarını konu edinirse megazi. Hocam şimdi hadis dersinde aslında şurası çok önemli. Hadisin şöyle hocam bakın şöyle bir Arapça hadis buraya aldım. Türkçesi bu. Bakın arkadaşlar burayı anlarsak genelde daha iyi yaparız. Neyin ne olduğunu bilirsek kavramları, soruları daha iyi yaparız. Bakın arkadaşlar burada dedi ki Kale Buhari'yum. Buhari dedi. Arkadaşlar bu hadisin iktidasıdır. İktida nedir? Başlamaktır değil mi? Bede kelimesinden hatırlayın. Kale Buhari dediği zaman burası hadisin iktidası oluyor. Peki hadisin başlangıcı varsa sonunun da olması gerekmiyor mu? Evet, sonunun da olması gerekiyor. Başlangıç Buhari ise sonu kimdir arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'dir değil mi? Hani Nebi Kale demesi. Hatta Efendimiz son ravi yani son aktaran kişi. Hatta ilk aktaran kişi desek hadisin intihası Efendimiz'dir. Fakat iktida ise Buhari'dir. Bakın iktida ile münteha arasındaki kişiler ise arkadaşlar yer ise hadisin esnaisidir. Yani senedin ortasıdır. Senedin başlangıcı, senedin sonu, bir de şurası da senedin ortası olarak bilinir. Buna ise esnai diyoruz. İptida, münteha, esnai. Arkadaşlar bakın arada haddesena, işte akberena, an gibi lafızlar varsa bunlara hadis lafızları diyoruz. Bakın haddesena, haddesena, an. Bunlar hadis lafızlarıdır. Önemli. Şu kırmızı olarak işaretlediğim yazdığım kelimeler ise ravilerdir arkadaşlar. Müsedded, mesela Yahya, Şube, Katade, Enes. Bunlar da ravidir arkadaşlar. Buraya isnat diyoruz, senet diyoruz. Mavi olan yer ise Peygamber Efendimiz'in asıl sözü olan metindir. Hadisin metindir arkadaşlar. Mesela diyor ki, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Yani kendi nefsiniz için arzu ettiğinizi din kardeşiniz için de arzu etmedikçe iman etmiş olamazsınız. Şeklindeki yer arkadaşlar metindir. Bakın metin burasının hepsi de
denet olarak bilinir. Şimdi bu hadisi biraz tahlil edelim. Ne neresidir? Bakın arkadaşlar, Kale Buhari dedik. Buhari hadisin iftidası, başlangıcı. Daha sonra ne geliyor? Müseddet geliyor. Arkadaşlar müseddet müseddette tebe-i tabi'un olabilir. Burada yazılmıştır ama ya da tebe-i tabi'un sonraki dönemde olan bir kişi de olabilir. Fakat müseddet diyor ki biz hadisi Yahya'dan aldık. Arkadaşlar Yahya burada tebe-i tabi'undur. Tebe-i tabi'undan olan bir ravidir. Yahya da diyor ki biz bir şubeden aldık. Haddesena an şube. Şube de tabi'inden olarak bilinir. Bakın tabi'in. Şube de Katade'den alınır. Katade de aynı şekilde tabi'indendir. Katade ise Enes bin Malik'ten almış. Enes bin Malik dediğimiz gibi sahabe. Enes bin Malik de Peygamber Efendimiz'in hadisi almış. Arkadaşlar bir senette, bakın şuna çok dikkat edin. Bir senette birden fazla sahabe olabilir. Bir senette birden fazla tabi'in olabilir. Bir senette birden fazla tebe-i tabi olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Çok dikkat etmek gerek. İlla işte peygamber, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in şeklinde gitmesi gerekmiyor. Sahabe mesela Efendimiz Enes bin Malik'e aktardı. Enes bin Malik de Hazreti Ebu Bekir'e aktardı. Veya o da Hazreti Ömer'e aktardı şeklinde olabilir yani. Görebilirim. Burası bakın hadisin esnaisi, hadisin intihası Efendimiz, hadisin iktidası ise Buhari. Arkadaşlar ravi hadisi rivayet eden kimse, bunun çoğulu ruvattır. Ruvat, raviler. Metin, mervi, rivayet edilen asıl hadisin hadis kısmıdır. Şu mavi olan yer, Efendimizin sözü, kendi metniniz için arzu ettiğinizi şeklindeki sözü arkadaşlar. Metindir, mervidir eş anlamlısı. Senet, ravi zincirin olduğu bölümdür. Şurası senet, isnat da denilir. Tarih ve bir varyant ise yine aynı şekilde isnat ile eş anlamlı olarak kullanılır arkadaşlar. Tarih ve bir varyant yani şurası yine. Tabaka ise aynı dönemde yaşamış birbirine yaşça yakın olan raviler oluşturduğu gruplara deniliyor. Mesela Katade ile Şube ikisi arkadaşlar tabiinden de değildir. Dolayısıyla burası bir tabakadır. Tabiin tabakası. Arkadaşlar sorularda, soru bankalarında, denemelerde bazı buna benzer sorular geliyor. Şu ana kadar pek ülkeme sormadı ama sorabilir. Burası aslında çok basit, çok kolay. Arapça sayıları biliyorsanız bu bölümü yaparsınız. Mesela bakın arkadaşlar, burada 10 tane şeyimiz var, sayımız var. Vuhdaniyat, sinaiyat, silasiyat, rubaiyat, simasiyat, sidasiyat, sibaiyat, simaniyat, sisayet, uşariyat. Yani kısaca Vahid, İsmail, Selase, Erba, Samse, Sitte, Seba şeklinde 10'a kadar arkadaşlar sayıyoruz. O kelimenin kökünden çıkarır. Arkadaşlar, bir hadisi kitabına alan müellif ile, bakın bu müellif olsun, mesela Buhari olsun. Müellif Buhari. Müellif ile Hazreti Peygamber arasında ravi sayısı hadisin ne olduğunu gösterir. Bakın burada kaç tane ravimiz var? Hazreti Peygamber ile müellif arasında. Sahabeden bir kişi, tabiundan bir kişi, tebe-i tabiundan bir kişi. Yani müellif ile peygamber arasında üç kişi var değil mi? Dolayısıyla bu hadis silasiyattır arkadaşlar. Üç kişi var. Eğer müellif ile Hazreti Peygamber arasında beş kişi olsaydı o zaman hümasiyat olurdu. Eğer peygamber ile müellif arasında on kişi olsaydı o zaman uşariyat olurdu. Şeklinde devam eder. Yani, kısacası arkadaşlar Arapça sayıları biliyorsak bir soruyu yaparız her türlü. Kolay bir soru. Ama mesela şunlara dikkat edin. Bakın istibaiyat 7'dir. Sidasiyat 6'dır. Sümaniyet ise 8'dir. Bu kavram birbirine benzer karışabilir burası. Ya da sinaiyat. Bunlar birbirine yakın kelimeler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bildiğimiz takdirde burayı yaparız. İki önemli kişiden bahsedeceğim hocam burada. Birincisi Muhammed bin Sirin'dir. İbn-i Sirin olarak da bilinir. Diğeri ise İbn-i Şihab el-Zühri'dir.
Muhammed bin Sirin arkadaşlar senetten ilk bahseden kişidir. Hani şurada dedik ya senet var dedik. Şu senetten arkadaşlar ilk bahseden kişi İbn Sirin'dir. İbn Sirin'in güzel bir sözü var. İsnad dindendir. Öyleyse dininizi kimden aldığınızda dikkat edin şeklindeki sözü Muhammed bin Sirin'e aittir. Kendisi arkadaşlar tabiindendir. 30 sahabe ile görüşmüştür. İbn Sirin'in güvenilir bir ravi olduğuna da ittifak edilmiştir. Yani güvenilir bir ravidir kendisi. Çok hadis konusunda önemli bir kişi. Bunu bilelim. Bir de arkadaşlar İbn Şihab el-Zühri var. İsnat sistemini hadislere ilk uygulayan kişidir. Yani hadisleri ilk tedvin eden, ilk yazan kişidir. Kimin emriyle? Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in emriyle hadisleri tedvin etmiştir, yazmış. Yani hadis ilminin kurucusu olarak bilinir. Kendisi tabi bu arada 80 günde Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettiği bilinir. Hatta kendisi Enes bin Malik'in en güvenilir talebesi olarak da bilinir bu İbn-i Şihab Ezdi'nin. Arkadaşlar geldik ki Rihle'ye. Rihle hadis öğrenmek için yapılan yolculuklara denir. Bunun Türkçe anlamı yani talebül hadis, hadis öğrenmek, talep etmek anlamlarına gelir. Bu yolculuğa çıkan kimseye rahil denilir. Bu maksatla çok yolculuk yapanlara rahale, ruhle, cevale, tevafül, ekalim denilir. Bakın arkadaşlar öğretmenin şu ana kadar şurayı sormadı. Artık detay yani burası mesela gelebilir. Rihle'yi sordular. Ancak rihle yapan kişilere ne denilir şeklinde bir soru gelebilir. Artık detay istiyoruz maalesef. Rahale, ruhle, cevale, tevafül, ekalim şeklinde bunlar önemli. Arkadaşlar rihle Peygamber Efendimiz döneminde olmakla birlikte daha çok tabi'in döneminde yapılmış. Ama Efendimiz döneminde de rihle vardı. Hatta bunun alimler buna delil de mesela Hazreti Musa'nın olayını örnek gösteriyorlar. Hazreti Musa ile Hızır'ın yol arkadaşlığını hatırlarsınız arkadaşlar. Hani bir gemiyi batırıyor Hızır Aleyhisselam. Yıkılmış bir duvarı örüyor. Bir çocuğu öldürüyor. Bu ya ilim uğrunda yapılan yolculuk rihleye delil olarak gösteriliyor. Rihle konusundaki en önemli eserlerden birisi Hatip el-Bağdadi'nin Er-Rihle fi Talebil Hadis eseridir. Önemli, çok önemli. Rihle delil gösterilen Hazreti Musa'nın kıssası bir de bir bedevinin Resul-i Ekrem'e gelerek elçisinin söylediği sözleri tahkik etmedi. Doğru mu değil mi? Ne yaptı? İlim uğrunda yolculuk yaptı. Bu da hadis olarak delil gösterilenlerden birisi bir arkadaşım. Arkadaşlar iki tane isnat çeşidimiz var. Birincisi Ali isnat, diğeri ise Nazil isnattır. Ali isnat bir hadisin farklı senetleri arasında ravi sayısı diğerlerine göre hakikaten ve hükmen az olanlar denir. Bakın arkadaşlar. Burada Hazreti Peygamber ile son ravi arasında kaç kişi var? Üç kişi var değil mi? Hazreti Peygamber, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve müellif. Fakat nazil isnatta ise ravi sayısı çok olan. Bakın Hazreti Peygamber, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in iki tane. Ondan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar Efendimiz burada bir hadisi söyledi. Buraya gelene kadar hata ihtimali artar mı? Evet artabilir. Yani şuna göre artabilir. Bunu daha sağlam. Hazreti Peygamber sahabeye, tabiuna, tebe-i tabiuna sonra ravi aldı. Yani bir haber ne kadar insana ulaşırsa illa ki böyle zamanla değişebiliyor, zamanla eksilebiliyor. Dolayısıyla eğer çok ise nazil isnattır, eğer az ise Ali isnattır. Ve alimler Ali isnadına sahip olmak için rihle yapıyorlar. Mesela tabi'in ne yapıyor? Tabi'in arkadaşından hadisi almıyor da gidiyor direkt mesela sahabeden alıyor. Tabi'in tabi'ine hadis alabilir ama ne yapıyor? Rihle yapıyor. Uzak bir yerlere Hicaz'a gidiyor. Orada hadisi alıyor ve Ali isnada sahip olmak. Bu da Ali isnad, Nazım isnad.
Şimdi geldik dönemlere. Arkadaşlar, dönemler 5 dönem olarak bilinir. Fakat burada bizim için en önemlisi olan tespit dönemi, tedvin dönemi ve tasnif dönemi. Bakın, tespit, tedvin, tasnif dönemi mutakaddimun dönemi olarak bilinir. Günümüz hadislerin şerh ve yorumları ise tenkhid-i sünne olarak bilinir. Bu dönem ise müteahhirin dönemi olarak bilinir. Şimdi tespit dönemiyle başlayalım. Tabii bu hıfz dönemi tespit döneminin içindedir. Fakat bu daha çok hadislerin teşekkülüyle ilgilidir. Tespit döneminde arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in sahabe dönemidir. Efendimiz ilk önce hadisi söyler, sözlü olarak söylüyor. Sahabeler de ne yapıyor? Efendimiz'in hadislerini ezberliyorlar değil mi? Hıfz ediyorlar. Daha sonra bu metot nedir? Şifahi olarak bilinir. Yani işitme olarak bilinen bir metottur. Fakat mesela bu dönemde hadis yasağı olmasına rağmen Efendimiz bazı sahabilere hadislerin yazımı konusunda izin veriyor. Sahabiler de arkadaşlar ellerindeki imkanları kullanarak hadisleri çeşitli yazı malzemeleri üzerinde yazıyorlar. Mesela kemiğin üzerine yazmışlardır. Devenin kürek kemiği ya da kaburga kemiği veya parşömenin üzerine yazmışlardır. Parşömen, papirüs, kırtas olarak da bilinir bu. Veya derinin üzerine yazılmıştır arkadaşlar. Bunlar değişik yazı malzemeleri. Burada hadis yasağı var. Fakat bazı sahabiler hadisleri yazmışlar. Tespit döneminde bakın çeşitli değişik yazı malzemeleri üzerine diyecek. Öyleyse muhakkak buna değinir. Tedvin döneminde ise arkadaşlar, bakın tedvin döneminde değişik yazı malzemeleri üzerindeki hadisler toplanır. Fakat gruplandırma, sınıflandırma olmadan kitaplara, divanlara yazılır. Bakın, hadisleri aldılar, kitaplara, divanlara yazdılar. Fakat herhangi bir gruplandırma yapılmadı, sınıflandırma yapılmadı. Örnek düşünün arkadaşlar, 5 tane turuncu kitap var. Ben eğer bu turuncu kitapların şerhini koymazsam, yani içindekiler bölümünü ya da Fihrist bölümünü koymazsam, onları numaralandırmazsam, içindeki aramak için bir hadisi nasıl bulacağım? Çok zor bulurum değil mi? Dolayısıyla hangi döneme geçiyorlar? Artık tedvin döneminden sonra arkadaşlar tasnif dönemine geçiyorlar. Aynı şartlarda söylediler. Yani ona gene değinir ama şurada şöyle işleyelim. Yani ya, tespit dönemi arkadaşlar nedir? Çeşitli yazı malzemeleri üzerine yazılan hadislerdir. Daha sonra kitaplara alınacak tedvin döneminde. Tedvin döneminden sonra ise tasnif dönemini anlatır ve hadisler konularına göre ayrılacak. Arkadaşlar oraya yine işleriz. Buraya geldik mesela Hazreti Peygamber döneminde hadis yazımının yasaklanma nedenlerine geldi. Mesela birinci endişe, Kur'an'a karışır endişesiyle sahabiler hadisleri yazmamışlardı. Ya da işte Kur'an ikinci plana itilir, ihmal edilir düşüncesiyle hadisleri yazmamışlardı. Veya kötü insanların, art niyetli insanların hadisleri ayetmiş gibi gösterme endişesi olduğundan dolayı hadisleri yazmamışlardı. Bir de yazılan hadislere olur da bir ekleme, bir çıkarma olur düşüncesiyle hadisleri yazmamışlar. Peki Hazreti Peygamber döneminde yazılan bazı şeyler vardı. Bunlar nelerdi? Mesela arkadaşlar birincisi İslam'a davet mektupları. Hazreti Peygamber bazı ülkelerin hükümdarlarına İslam'a davet mektuplarına elçiler aracılığıyla gönderiyor değil mi? Dolayısıyla bu bir resmi belge. Mesela Bizans'a, Sasani'ye, işte Mısır'a, Habeşistan'a İslam'a davet mektupları gönderdiğinde elçilerle birlikte. Evet, dolayısıyla bu bir resmi belgedir. Veya Medine Sözleşmesi. Arkadaşlar Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerle ve müşriklerle bir sözleşme imzalamadı mı? Evet imzaladı. Bir kağıdı imzaladılar değil mi? Resmi bir belge bu. Şuna dikkat edelim. Medine Sözleşmesi daha çok Yahudiler arasında oluyor ama gayrimüslimler de var arkadaşlar. Müşrikler de var yani. Putperest kişiler de var. Aslında onlar arasında da oluyor.
Bir de arkadaşlar husveler var. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in hac emirliğinde Hazreti Ali'nin orada mesela ultimatum okuması bir aslında husve olarak nitelendirilebilir bir hitap sırasında o. Veya talimatnameler, Hazreti Peygamber'in valilerine gönderdiği talimatnameler bir resmi belgedir arkadaşlar. Veyahut imtiyazlar, Peygamber Efendimiz'in bazı kabilelere verdiği imtiyazlar veya kişilere verdiği emanlar, bunlar imtiyaz olarak kabul edilir. Veya nüfus sayımız tutanakları, Abdullah bin Amr bin As'ın yazdıkları, Enes bin Malik ve Ebu Rahim'in yazdıkları, bunlar resmi belge olarak bilinir arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Mukbirun ve Mukillun. Arkadaşlar Mukbirun binden fazla hadis rivayet eden sahabilere Mukbirun diyoruz. Kesirden hatırlayın. Çok demek. Mukillun ise Galil'den hatırlayın. Galil az demektir değil mi? Binden az hadis rivayet eden sahabiler. Peki kimlerdir bu Mukbirunlar? Tabi bu arada Hazreti Peygamber'den çok hadis rivayet etmeye İksarül hadis denilir. Hazreti Peygamber'den az hadis rivayet etmeye ise İhlalül hadis denir. Yani yine burada aynı şekilde Galil'den çıkarabilirsiniz. Burada da Kesir'den çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi Ebu Hureyre'dir. 5375 hadis ile en çok hadis rivayet eden sahabe Ebu Hureyre'dir arkadaşlar. İkincisi Abdullah bin Ömer'dir. 2636 630. Abdullah bin Ömer arkadaşlar mana ile hadis rivayetine karşı olan bir kişidir. Yani lafzen hadisleri rivayet etme taraftarı kendisi. Üçüncü sırada Enes bin Malik var. Dördüncüsü Hazreti Ayşe var. Dördüncüsü en önemli talebesi kimdir? Amr bin Abdurrahman Hazreti Ayşe'nin en önemli talebesi. Şu dördüne arkadaşlar ne denilir? Ashabul Ulf denilir. 2000'den fazla hadis rivayet ettikleri için Ashab-ül Ulf eğer 1000 ile 2000 arasında hadis rivayet ederlerse bunlara da Ashab-ül El denilir arkadaşlar. Unutmayalım. Peki kimdir bunlar? Bunlar Abdullah bin Abbas, Cabir bin Abdullah, Ebu Said el-Hudri'dir arkadaşlar. Bunlara da Ashab-ül El denilir. Bunlar muhbirunlardır. Mukillun ise daha çok sahabilerin çoğu arkadaşlar Mukillun'dur. Mesela Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Amr gibi kişiler Mukillun'dur. Ya dikkat edelim. Abdullah bin Mesud ile Abdullah bin Abbas karışıyor. Abdullah bin Abbas Mukillun iken Abdullah bin Mesud Mukillun'dur. Birbirine benzer iki tane önemli kavram ve eserimiz var. Bakın, öğrendikleri hadisleri hem ezberleyen hem de yazan sahabi Abdullah bin Amr bin As'ın Es-Sahifesi sadıkası var. Ebu Hureyre tarafından talebesi Hemmam bin Münebbihe yazdırılan ve günümüze ulaşan en eski hadis mecmuası ise Es-Sahifesi Sahihadır. İlk birbirine çok karışıyor. Lütfen bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu Ebu Hureyre tarafından yazdırılmıştır. Bu ise sahabe olan Abdullah bin Amr bin As'a ait Es-Sahifesi Sadıkadır. Yani sadıka olan sahabe döneminde yazılmış. Hazreti Ayşe'den sonra en çok hadis rivayet eden peygamber hanımı Ümmü Seleme'dir. Çocukken öğrendiği hadisleri ergenlik çağından sonra rivayet eden kişi Abdullah bin Zübeyir'dir. Unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar çeşitli yazı mağazı üzerindeki hadisler eğer kitaplara, divanlara yazılırsa bu tedvin dönemi olur. Buradaki amaç hadisleri korumak, daha sağlam olmasını sağlamaktır. Çünkü hadisler örnek verin derin üzerine yazıldı, işte parşömen üzerine yazıldı. Dolayısıyla silinme ihtimali var, kaybolma ihtimali var. Biz bunları kitaplara alalım, divanlara alalım şeklinde düşündüler ve tedvin dönemini başlattılar. Resmi olarak başlatan kim arkadaşlar? Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'dir. Kime emretti? Medine valisi Ebu Bekir bin Hamza'ya emretti. O da arkadaşlar İbn-i Şihab Ez-Zühri'ye
söyledi, emretti ve İbn-i Şihab el-Zihri hedin çalışmasını başlatmış. Bakın bu Ebubekir bin Hamza detaydır arkadaşlar. Artık detaya önem veriyoruz. Bu komisyonda kişiler de önemli. İbn-i Şihab el-Zihri komisyon başkanıdır. Bu çok önemli. Said bin Zübeyir, Said bin Müseyyid, Şube bin Haccac, Amre bin Abdurrahman gibi kişiler hadisleri tedyin etmiştir arkadaşlar. Bu arada tabi'in dönemi olduğu için tedyin dönemi, tabi'in döneminde bakın rihle var, hadisleri sahabeden almak var, hadisleri yazarak kaydetmek var, isnadın yaygınlık kazanması var. Fakat şahit ve yemin ettirme yoktur. Bunlar sahabe dönemindedir. Şahit ve yemin ettirme yoktur. Bunlar sahabe dönemindedir arkadaşlar. Arkadaşlar dersimiz bitti. Normalde daha şeyde işliyoruz. Geçen hafta başladık. Bir tanıtım dersiydi. Olur da daha biraz daha şey işliyor açıkçası. Daha böyle detaylı işliyoruz hocaların buraları. Biraz hızlı geçtik. Yani bir tanıtım dersi olması hasebiyle. Yani normalde çok daha detaylı işleyeceğiz buraları. Hocam rica ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hocam biz devam ediyoruz normalde. Şeyde, çok üzerinde devam ediyoruz. Daha detaylı, tabii daha böyle soru cevaplı oluyor genelde. Yani tanıtım dersi olduğu için çok şey yapamadım ama detaylı oluyor hocam. Soru soruyor arkadaşlar, cevap veriyoruz, yavaş yavaş gidiyoruz. Tanıtım dersi olmasa bile hızlı işledik biraz. Ya sorunlar alabilirim. Hocam notlara şöyle bir göz atabiliriz. Normalde hocam ben derslerimi daha görselle anlatıyorum. Bol görselle. Daha akılda kalıcı oluyor. Hocam olur da kaydolmak isteyen çok üzerine itibar kurabilir. Hocam kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.